Avrupa Komisyonu'nun ilerleme raporunda eleştiriler olduğu gibi övgülere de yer ayrılıyor. Türkiye'nin 2017 yılında sergilemiş olduğu ekonomik performans övüldü. Ankara'nın 3,5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yaptığına vurgu yapıldı. Bu konuda Avrupa Birliği için stratejik önemde bir görev üstlenildiğine değinildi. Terörle mücadelede ve Suriye'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi Avrupa Birliği tarafından şiddetle kınanırken Türkiye'nin demokratik kurumlarını koruma hakkının bulunduğu da vurgulandı. Avrupa Komisyonu bu çerçevede ilk defa FETÖ'yü bir terör örgütü olarak tanımladı. Ankara'nın demokratik kurumlarını korumak amacıyla almış olduğu önlemlerin de meşru olduğu ifade edildi. Raporda ifade özgürlüğü, azınlık hakları, temel hak ve özgürlükler konusundaki eleştirilere yer verildi. Komisyon bu sene cari açıkla enflasyonun iki haneli rakamlara ulaşmasının dikkat çekici olduğunu ifade etti. Temel hak ve özgürlükler alanındaki eksiklikleri belirten Avrupa Komisyonu, olağanüstü hale son vermenin önemine de vurgu yaptı.